şu kapıyı. Sömer, aç diyorum sana Sömer. Çay? İyi gelir sinirlerde. İçmeyeceğim. Beni çabuk evime götür. Sakin sakin konuşup anlaşırsak seni evine bırakacağım. Ne anlaşması ya? Sen neden bahsediyorsun? Bitti Sömer, bitti. Ben sana dün gece söyledim söyleyeceklerimi. Ayrıldık biz. Bitti, anlamıyor musun? Bitti. Biz ayrılmadık Türkan, biz hala evliyiz. Bana kararı sen ver demiştin, hatırlıyorsun değil mi? Ne olacağımıza sen karar ver demiştin. Ben kararımı verdim. Mahkemede gerekeni söyleyeceğim. Artık aramızda yasal bir bağ kalmayacak. Ben o davayı açmakla ne kadar büyük bir hata yaptığımı farkına vardım. Ve bundan böyle de hayatta ne istediğimi gerçekten çok iyi biliyorum. Senin bundan sonra karşında gel gitleri olan Sömer, kararsız Sömer olmayacak. Boşanmayacağız. Ben o davayı geri çekeceğim ve yeniden deneyeceğiz. Artık çok geç. İlk gecemizde senin başlattığın oyunu ben bitirdim Sömer. Oyun bitti. Haklısın. Şu anda tek bir gerçek var Türkan. Senden ayrılmak istemiyorum. O yüzden bütün her şeyi geride bırakıp geldim karşına. İkimiz için de en doğrusu bu. Bu senin doğrun. Sana son söylediklerimi hatırlıyor musun? Eğer gerçekten bana gelmek istiyorsan... bahanelerinle, vicdanınla değil... yüreğinle... burada bir yerim varsa gel. Asla sevmeyeceğim dediğin kadına değil, aşık olduğun Türkan'a gel. Ben yoruldum Sömer, çok yoruldum. Senden ne sevgi dilendim ne aşk dilendim. Kendimce umut ettim sadece. Belki dedim, belki bir gün. Ama sen asla diyerek benim bütün umutlarımı elimden aldın. Artık senden vazgeçtim. Karşında korkup kaçacağım bir kadın yok artık. Ne desen haklısın. Fakat ben uzun zamandır korkup kaçtığım şeylerle yüzleşmeye başladım. Asla dememeyi öğrendim. Sen bana bu tokadı çok önceden atmıştın aslında Türkan. Farkına vardığın şey ben değilim Sömer. Bana karşı olan hislerin değişmedi. Sen sadece kendi gerçeğinle yüzleştin. Artık annenle aranda tartışacağım bir sorun olmayacağım. Kendini hiçbir şey için mecbur hissetmene gerek yok. Ayrıldıktan sonra aramızdaki bu fırtına da dinecek. Merak etme. Şimdi lütfen eve gitmek istiyorum. Sömer Bey, butun motorunda arıza var. Gidip bakacağım bir. Tamam. Nasıl yani? Dönemeyecek miyiz biz? Ne bileyim ben Türkan, ben motordan falan anlamam. Kaptan bilir o işleri. Bir bu eksikti ya. E bir çay içeriz o zaman. Allah'ım sen bana sabır ver. Emin misin çay istemediğine? Aç mısın? Yemek falan da yapabilirim. Hay Allah'ım, sanki misafirliğe geldik. Hayır, teşekkür ederim. Gerek yok, sağ ol.
Türkan, üşüyorsun. İnat etme. Düşmanınmışım gibi davranma bana. Ne zaman düzelecek bu motor? Bütün gece bekleyecek miyiz böyle? Kaptan 2-3 saat var dedi. Sen beni burada tutmak için kaptana yalan söyletmiyorsun değil mi? Türkan, sen de buradaydın, ben de buradaydım. Kaptan geldi, kendi söyledi. Benlik bir şey yok. Doğru söyle. Gerçekten doğru söylüyorum. Biz nasıl döneceğiz o zaman? Ben bir bakayım kaptana. Senin ne işin var benim yanımda? Hala burada olduğuma inanamıyorum ya. Ah. Sana da günaydın. Sen bütün gece benim yanımda mı uyudun? Evet. Bütün gece yanımdaydım. Uyuyakaldım burada. Marina'ya gelmişiz. Motor tamir oldu. Kaptan getirdi bizi. İyi. Annemler merak etmişlerdir. Gideyim ben. Ya dur, bir kahvaltı yapsaydık beraber. Şaka şaka, tamam, bırakırım ben seni. Hadi. Senin gelmene gerek yok. Ben kendim giderim. Günaydın Somer Bey. Sinan Bey. Size ulaşmaya çalıştım. Teknede olduğunuzu söylediler zeytinlikler. Merhabalar. Merhabalar Türkan. Merhaba. Mahkeme günü belli oldu. Buyurun. Davayı geri çekemiyor muyuz? Maalesef. Araya hafta sonu girdiği için dilekçe versek de yetişmeyebilir. Ne zaman peki duruşma? Ya nasıl şimdi? Ben boşanmaktan vazgeçtim. Yine de dava sürecek mi? İkiniz de mahkemeye gitmezseniz dava düşer. Gideceğiz tabii ki de mahkemeye. Niye böyle bir şey soruyorsun ki Somer? İyi de ben istemiyorum. Ben istiyorum ama. Ya davayı ben açtım, şimdi de vazgeçiyorum. Bu taleplerinizi mahkemede dile getirirsiniz. Çekişmeli bir davaya dönmesini istemiyorsanız ortak bir kararla getirin bence. Size duruşmanın zamanını sormuştum. Ne yapacaksın? Niye soruyorsun? Bu pazartesi. Bu kadar çabuk mu ya? Siz hızlandırın demiştiniz. Sen versene şunları. Benimki nerede? Adresinize yollandım. Baba evine mi? Babamın görmemesi lazım. Ben kaptana eksik birkaç bir şey vardı. Onları almasını söylemiştim. Gelir birazdan. Sen de bir ihtiyacın olursa söyle, gider alır. Tamam, teşekkür ederim. Ben gideyim mi o zaman? Gidebilirsin. Sen tek başına kalmak istediğine emin misin? Evet, eminim. Ne var bunda? Sorun yok. Gidebilirsin. Peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Şu günler bir geçseydi.
bu saatte kameraya kapanırsan akşam çok sıkılırsın. Niye geldin ki sen? İhtiyacın olduğunda beni ya da aileni ararsın diye. Peki, sağ ol. Nasıl kullanıldığını sormayacak mısın? Öğrenmiştim kullanmasını. Peki. Türkan, babanı nasıl söyleyeceğiz? Ne zaman söyleyeceğiz? Hafta ortasında bir kontrolleri var. O geçsin, annemle bir yolunu bulacağız. İyi de annen de baban da çok üzülecek. Biliyorum. Ama atlatacağız bir şekilde. Sen yine de kararını son bir kez düşün. Olur mu? Kararım kesin. Düşünecek bir şey yok. Sumer eniştem kendini artık bizden biri gibi hissettiğini ve bu ayrılık kararının sadece ablamı değil, hep özlemini çektiği o sıcak ve büyük aileyi de kaybetmek olacağını o sabah daha iyi anlamıştı. Birini sevmek, onu her parçasıyla hayatına katmak, bir soluk gibi içine çekmektir. Sumer eniştem o sabah ablamı her parçasıyla sevdiğini idrak etmişti. Sevgi korkutur bazen, ucunda. Bir kadın kendini en çok ne zaman yalnız hisseder? Hayatında kimse yokken mi? Yoksa büyük bir aile ve evlilik içinde bir başına olduğunu düşündüğünde mi? Gerçek yalnızlık, sevilmediğini, önemsenmediğini, sevdikleri için göze aldıklarının, emeğinin bir anlamı olmadığını sandığı o anda hissettiğidir çoğu zaman. Kocaman, karanlık bir denizde bir başına kalmak gibidir o zannediş. Kaptan Bey, siz misiniz? Kaptan. Ben numaranızı kaydetmedim ki Somer'in. Allah'ım inşallah kaydetmiştir. Alo Somer. Efendim. Neredesin? Yatıyorum evde, ne oldu? Somer, buraya gelir misin? Niye geleceğim? Ya gel işte. Hemen oradayken git diyorsun. Somer uzatma, gel işte. Bir şey mi oldu? Korkuyorum. Sesler duydum, tuhaf tuhaf. Korkacak bir şey yok, kapatıyorum ben. Hadi yat, uyu, iyi geceler. Dur, kapatma, kapatma. Gerçekten Somer, teknede birileri var galiba. Hırsız falan olabilir. Kaptan değil ama. Somer, ne olursun gel, çok korkuyorum. Peki, geliyorum. Somer, ne olur çabuk gel, ne olur çabuk gel. Hakan'a çok sinirliyim ya. Pis gıcık. Bir de Canan delisi. Derya'cığım, biraz sakin olmayı denesen mi acaba? Hayır, fazla abartmışsın kızla kavga ederek. Ne yapayım abla? Sinirim tepeme zıpladı. Şu okul bir bitse, bir daha hiç kimseyi görmek zorunda kalmayacağız. Bu sayede kimseye sinirde olmayacağız. Aa, ne oldu dönüş? Serdar'la arası bozuldu. Ne oldu yine? Kalbimi kırdı biraz. Dönüş, fazla mı alınganlık yapıyorsun?
Ay sen de alınganlık yaparak üstüne gitme çocuğun. Annem zaten fazlasıyla sıkıştırıyor biliyorsun. Ya, orası öyle de ne bileyim. Kırıldım ben işte. Abla. Sen esas yarın ne yapacaksın? Bence gitmelisin. İnsan onuru, gururu için yaşar. Neyse ne ya, kararlı olmak lazım. Bence gitme. Somer'in işte çok üzgün. Hem ben biliyorum, siz bir gün çok mutlu olacaksınız. Bazı aşklar da böyle acıyla başlıyor işte. Ama sizinki çok güzel olacak, ben eminim. Dönüş, o senin okuduğun romanlarda oluyor. Derya'cığım, senin okuduğun romanlarda da genelde gerilim, korku, cinayet oluyor. Hiç boşuna tartışmayın. Hayat ikisi de değil kızlar. Bakın beyler. Bu ses ne ya? Somer'in sesi değil mi? Gene kaçıracak seni. Aksiyona gel. O zaman sen başla. Ben sanki Serdar'ın sesini de duyuyor gibiyim. Biz sana eşlik edeceğiz. Oğlum niye ilk önce ben başlıyorum? Gelin işte hep beraber başlayalım abi ya. Abi senin başlaman lazım. Olay öyle... sende şu anda. Ya önce benim lazım. Dediğim gibi olacak. Allah abi senin Allah. Başlaman lazım. Çıktılar, çıktılar. Hakan? Somer? Serdar? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerinde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Abi devam. Şişt, sakın yumuşamayın. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Getirin. Ellerimde bunlar ne Derya? Su. Ne yapacağız bunları? Dökeceğiz. Ya Derya olmaz, hasta olurlar. Madem kapında sırılsıklam diyorlar, ıslanacaklar. Beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Hadi, hadi. Bir daha. Ellerinde çiçekler, kapında sırılsıklam. Şu anda odasının camına çıkarsa yarın mahkemeye gelmeyecek. Abi hemen umudunu kaybetme ya. Daha yeni ıslandık. Sinirli ya şimdi. Ondan abi. Hadi gidelim abi. Aa, çıktı abi. Bakın. Kim çıktı, kim?
Gelmeyecek. Ayrılmayacağız. Gelmeyecek. Hadi gidelim. Niye geldik biz buraya? Ne yapacağız? Yapma Somer. Ben babanı ev tutacağım dediğimde oyun oynamıyordum. Gayet ciddiydim. İştenlikle söyledim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Gelin. Mavi panjurlu bir ev. İçinde huzurlu bir hayatın ışığı ve kokusu. Olabilir miydi sahi? Her şey yeniden başlayabilir miydi? Hayal kurmaktan bile ürken Türkan ablam için o ev kötü günlerin bittiğine inandığı, mutlulukla temizleyip döşediği bir yuvaya dönüşebilir miydi? Mutfağında pişen yemeklerin, kurabiyelerin kokusuna sevinçli kahkahaların karışacağı günler mi bekliyordu ablamı? Denize bakarak önce Somer eniştemin işten, sonra çocukların okuldan dönüşünü beklemek, mevsimlerimin değişimini, doğum günlerini, bayramları, yeni yılların gelişini huzurla kutlamak, birlikte şarkılar söylemek, belki de o kadar uzak bir hayal değildi artık. Evet. Belki de olabilirdi. Bana seninle bir hayal kuramıyorum demiştin ya. Ben benimle bir hayal kurabilmeni çok istiyorum Türkan. Yeniden başlayabiliriz. Burada bir aile olabiliriz. Sen, ben, çocuklarımız. Birlikte mutlu olabiliriz. Sadece ikimizin olduğu bir hayat. Biz bunu başarabiliriz Türkan. Senden tek isteğim, bana inanman, bana güvenmen. Küçücük bir şans istiyorum ben senden. Günlerdir yaşadığın kabus, korkuların hepsi silinip gidecek. Somer. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamam, şu anda bir şey söyleme. Düşün. Kararını ver. Ama eğer evet dersen, burası bizim yuvamız olur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben en kısa sürede geri dönüş yapacağım size. Bu kargatlarla ilgili falan. Türkan. Efendim. Sanırım Somer'in yanındasın. Benimle konuştuğunu anlamasın lütfen. Ne istiyorsunuz? Seninle konuşmam gerekiyor. Yüz yüze. Çok önemli.
Tamam. Nereye geleyim? Tamam. Hadi alanları bırakayım sen. Yok, ben çarşıda ineyim. Ne yapacaksın çarşıda? İşim var. Ne işin var? Affedersin, sordum sadece. Merak ettim. Ne kadar güzel bir yermiş. Halam çok sever toprakla uğraşmayı, çiçekleri. Emek verdiğin her şey güzelleşiyor zamanla. Otursam. Belki halan bizi bahçede bir el atar. O bahçenin fidanlarına dolu vurdu Somer. Kırıldı dalları. Ne demek bu? Bizim bahçemiz yeşermeyecek. Çok düşündüm Somer. Olmayacak. Annenin bana da aileme de yaptıklarını içimden atamıyorum. Ölsem de unutamam. Ailelerimiz arasında yaşananlar, kırgınlıklar seni de beni de mutsuz eder. Ben bu halimle seni mutsuz ederim. Birbirimizden nefret ederiz. O yüzden hiç gerek yok bunlara. Peki. Haklısın. Bazı şeyler zorla olmuyor. Ne denir buna bilmiyorum Türkan. Kader diyebilir miyiz? Belki de. Kader. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.